Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İşte yeni sezonumuzu açıyoruz. Her sene biliyorsunuz hep geçmişten gelen borçlardan dolayı transfer yapacak mıyız? Ondan sonra kimler gelecek, kimler gidecek? Devamlı bunlar tartışılıyor. Değerlendirmesi yapılıyor. Ama şükürler olsun. Şimdi aşağı yukarı bir 23-24 futbolcumuzla sezonumuzu açtık. Yeni transfer yaptığımız arkadaşlar da ön sözleşmesini imzaladığımız arkadaşlar da aramıza katıldılar. Bugünden itibaren dönem dönem yeni futbolcu arkadaşlarımız, transfer edeceğimiz futbolcu arkadaşlarımız aramıza katılacaklar. Hedefimiz her zaman olduğu gibi zirve. Bizim başka da bir düşüncemiz yok. Hep hedefi zirve olarak değerlendiriyoruz. Allah da nasip ederse Allah'ın izniyle yine zirveye oynayacak. Yarışmacı bir takım kurup taraftarlarımıza futbol seyri yüksek, mücadeleci bir takım izletmek istiyoruz. Her şey güzel olacak. İnşallah Sıdat'la ilgili de şu anda zannedersem Sıdat'ın ihalesi de daha henüz gerçekleşmedi. Tabii oynanabilecek bir yeni kent Sıdat'ı var, stadyumu. Aynı zamanda bir de Ostim var. Ostim'in eksiklikleri tabii ki malum var ve pasolik uygulaması Ostim'de, Ostim Sıdat'ında olmaz. Bununla birlikte işte ışıklandırması da zayıf. Belki şu olabilir, 2-3 ay Ostim stadyumu hazırlanana kadar biz 19 Mayıs stadyumunda devam ederiz. Daha sonrasında Ostim'e veyahut da Yenikent'e geçebiliriz. Bu olabilir. Onun haricinde direkt Yenikent'te oynayabiliriz. Veyahut da işte birinci aya kadar beklenirse ligin ilk devresi biter. Eryaman'daki stadyum tamamlanır ise biz 12. birinci aya kadar 19 Mayıs stadyumunda oynayıp daha sonra Osmanlı Spor Eryaman'a geldiği zaman biz Yenikent'e gidebiliriz. Bunlar da olabilir. Bu olasılıklar değerlendirilecek. Tabii burada karar merci öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşüp bunun kararını almamız lazım. Yani bir karara varılması lazım. Onun içindir ki biz kombine kartı da çıkartamıyoruz. Çıkartamayacağız da yani yerimiz belli olmadığı için. Şimdi taraftarlardan yoğun talep var kombine ile ilgili. Fakat kombine kartı bastıramayacağız ama her şeyden önemlisi pasolikte bizim bir defa 50 bin rakamını aşmamız lazım. Eğer biz büyük bir camiaysak taraftarlarımız pasolige gereken desteği vermeli, takımlarına destek vermeli. Bu da işte en azından ilk etapta bir 50 bin pasolik olmalı. Yani şey gibi olmamalı, bu bizim SMS kampanyası gibi olmamalı. Eğer biz zirveye oynayacaksak taraftarlarımız da zirveye oynayacak takımın taraftarı olmalı. Yani dolayısıyla bu iş ekip işi. Futbol tamam takım oyunudur. Futbolcular kendi arasında takım oyununu oynar ama bununla birlikte teknik heyet, yönetim, taraftarlar, camia, sizler hep birlikte hareket edersek bu şekilde başarılı oluruz diye düşünüyorum. Yani eksiklerimiz olmamalı. Yani bu mücadeleyi hep birlikte vermemiz lazım. Dolayısıyla 50 bin pasolikten aşağısı ilk sezonumuz olsa bile 50 binden aşağısı pasolik bana göre bize yakışmaz yani. Şu bu camiaya yakışmaz. İşte 2000'lere yaklaştı. Tabii şu da var. Bizim taraftar kitlemiz çok fazla kredi kartıydı. İnternet üzerinden böyle pasolik almayı falan çok fazla sevmiyoruz bizler Ankaralılar olarak. Ama neticesinde belki de arkadaşlarımız özlemiştir. Kuyruğa girip bilet alıyorlardı ya. Aynı evet. Şekilde kuyruğa gireriz hep birlikte. Olmazsa bir gün açılış yaparız.
büfeden verildiği zaman, satışa çıktığı zaman pasolik, hep beraber biz yöneticiler, olmazsa takım, hep birlikte biz de bir kuyruğa gireriz yani. O zaman olur diye düşünüyorum. Bu beklediğimiz rakamı o zaman yakalarız diye düşünüyorum. SMS'den ne sonuç çıktı başkanım? Şu ana kadar nasıl bir... Ya 10 bin civarında SMS, 10 bin civarında oldu. Beklentilerimizin altında oldu. Onun da sebebi zaten daha önce de açıklamıştım ben. Lig bitti. Lig bittikten sonra tabii herkes bir rehavete kapıldı. Yarışma bitince dolayısıyla herkes tatil moduna girdi. Onun için 10 bin rakamı umduğumuzun altında oldu ama yine de neticesinde 10 bin de 10 bindir. Ha, gönül isterdi ki 100 bini aşalım. O da zamanlama hatamızdan dolayı oldu. Yetiştiremedik. Yani bizi bir buçuk ay biliyorsunuz biraz oyaladılar. Onun için yetiştiremedik. Ama Pasolik'te umutlu muyuz? Umutluyuz. Yeni sezon PTT'deyiz. Ve dediğim gibi en az minimum 50 bin olmalı. Yani bize yakışmalı. Yani bize yakışmalı bu. Bu sayıyı geçmeliyiz. Ve o olduktan sonrası bize de yöneticilere de tabi takıma da bir güven gelir. Yani en azından biz buyuz. Bu da bunun resmi kanıtı, göstergesidir, belgesidir diyebilelim yani. Burada ben sizin aracılığınızla camiamızı, taraftarlarımızı ivedilikle pasolik almaya davet ediyorum. Başkanım, stadı bir şekilde cevapladınız. Ulusal lisans ve transfer yasağını bugün itibariyle kalktı diyebilir miyiz? Bugün itibariyle kalkmadı. Ama şöyle bir şey var. Diyorum ya, biz her sene aşağı yukarı aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Problemleri yaşıyoruz. Emin olun, bu kadar futbolcuyu nasıl almışlar? Bu kadar futbolcuyu nasıl bir arada tutmuşlar? Bu kadar futbolcuya nasıl borçlanmışlar? Biz de anlamış değiliz. Yani yüzlerce dosya öde öde bitmiyor. Yenileri çıkıyor sürpriz. Biliyorsunuz gelir yok, her yer haciz. Özellikle müteahhitler, eski yöneticiler haciz koymuşlar. Yani bunun da bir an önce kalkması lazım. Yani artık bu haciz işinden de uğraşmamamız lazım ki hacize paramız gitmesin. Futbolcu ailesine olan borçları ödeyelim. Futbolculara, teknik heyete olan borçları ödeyelim ki biz bundan sonraki süreçte teşekkür ediyorum Aslan amca. Senin kafa cıbır kaldı. Neyse, sen gölgeye geç. Herhalde normal olmuştur yani. Yakıştı başkanım. Abi yakışmasa da yakıştı işte. Fedakarlık güzeldi. Tabi. Yo, Allah razı olsun ya. Yıllarını vermiş işte. Aslan amcamış. Tabi. 80 herhalde 7 falan oldu. 86-87 yaşında oldu. Allah hayırlı uzun ömürler versin yani. Büyüğümüz. İşte onların duasıyla gidiyoruz. Başkanım, transferde kaç oyuncu düşünüyoruz? Aşağı yukarı yani. Net bir rakam veremezsiniz ama. Tahminim. Yani ilk etapta bana göre öncelikle bir 6-7 futbolcu alıp şöyle bir dinlenmeye çekilmek lazım. Üzerine de daha sonra tamamlamamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi Erzurum kampı diye değil, tabi Erzurum kampında tam kadromuz olması lazım. Yani bura bir ilk hazırlık, ön hazırlık kampımız. Kendi tesislerimizde bismillah dedik, başladık. Özellikle biliyorsunuz futbolcular kamp görmeli. Sezon öncesinde kamp görmedin mi hep bir eksik oluyorsunuz. Ve takımda da uyum süreci zorlanıyor, zor oluyor. Dolayısıyla biz hızlı hareket etmek durumundayız. Yani bizimle birlikte Ankara gücümüze destek verecekler kişiler de biraz elini çabuk tutmalı. Yani bekle, 2 aydır, 3 aydır bekliyoruz. Neyi bekliyoruz yani? Şimdi bunun bir mantığı var mı? Başkanım, bu Cumhurbaşkanı köşkünde iftardan sonra neler yaşandı? Bir Nadir Koç'un gelmesi falan da buraya geldi. Bir de o da polemik yarattı. Bir o konuları biraz açabilir miyiz? Yani biz esnaf arkadaşlarımızın 15 Temmuz'daki fedakarlıklarını fotoğraflı bir şekilde bizlerin yapmış olduğu, vermiş olduğu mücadeleyi, esnaf arkadaşlarımızın verdiği mücadeleyi ben fotoğraflarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza sundum. Onunla paylaştık. Tabii bu arada
Ankara Gücü'nün ekonomik durumunun kötü olduğunu, transfer dahi yapamadığımızı söyledim. Bize yardımcı olun dedim yani. Biz kulüp olarak da gerçekten resmi sitesinde 15 Temmuz gecesi taraftarlarını meydana davet eden tek kulüp biziz. Biziz yani, bu da bir gerçek, onu da söyledim. Kendisi de sağ olsun yine Melih Bey'i çağırdı, başkanımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı. Kendisine Ankara Gücü'ne destek olmasını söyledi. O da inşallah olacak, olacağını teyit etti. İşte bekliyoruz. Biz de şunu söylüyoruz. Yani çok bekledim mi, kimin eline ne geçecek? Şimdi transfer yasağını kaldıramazsak, yeni futbolcuları katamazsak kim karlı çıkacak buradan yani? Hani Ankara futbolu mu karlı çıkacak? Veyahut da Ankara Gücü mü karlı çıkacak? Veyahut da yardımı etmeyen insanlar mı karlı çıkacak? Buradan herkes zarar görür. Dolayısıyla birlik beraberlik güzel bir şeydir. Biz her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygı duyduk, destekledik. Onun da artık bizim sırtımızı sıvazlaması lazım. Yani bir büyük olarak, bir abi olarak geldiğimiz nokta belli. Hem takım şampiyon oldu, hem Ankara'yı arkasına alarak şampiyon oldu. Şehire bir sinerji kattığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla biz de artık bir ödül bekliyoruz. Ödül derken şahsımıza değil, Ankara Gücü camiası olarak, Ankaralı futbol severler olarak biz de destek bekliyoruz yani. Saraydaki o görüşmeden sonra bir tavrında değişiklik oldum başkanım. Aslında merak ettim, aslında uydu biraz. Bir araya geldiniz mi? Bir görüşme oldu mu? İşte bir araya gelemedik. Bayram girdi araya. Tabii şöyle bir şey var. Biz hani amatör insanlar değiliz. Yani neticesinde profesyonel bir takım idare ediyoruz. Ve 114 tane meslek odasının bağlı bulunduğu bir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevini yapıyoruz. Bizim kimseye kırgınlığımız olamaz. Küslüğümüz hiç olmaz. Zaten biliyorsunuz yani. Yeri gelip bağırı çağırırım ama ertesi gün yine barışırız. Herkes için geçerlidir. Öyle mi Bülentciğim? Yani öyle. Bizde bir böyle bir kinlenme, küslük, biz oynamıyoruz, kimseyi tanımıyoruz. Bunlar bizde yapı itibariyle olmaz. Biz her zaman birlik beraberlikten yanayız. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman, pozitif düşündüğümüz zaman her şeyin güzel olacağına inanıyoruz. Zaten gerçekten öyle. Mutluluklar da, sevinçler de paylaşıldı mı çoğalıyor, iyi oluyor. Ya bizim yarım kalan bir işimiz var. Yani artık bizim şuradan bir şampiyonluk daha hakkımız var diye düşünüyorum. Başkanım, özellikle burada bir araya girmek istiyorum. Bugün hakikaten çok ciddi bir çağrı gerekiyor. Biz bugün Ankara Gücü ilk antrenmanını yapıyor, sezona merhaba diyor. Teknik adamıyla bir mesaj verildi. Ama biraz önce sorduğum sorularda transfer ve ulusal lisans problemleriyle ilgili. Tamamen duygusal abi, şöyle var ya. Bunun bedelini bir sezon önce çok ağır ödedik. Ama geçen sene takım transferlerini yaparak şeye gitti. Tabii. Ve karşılığında şampiyon oldu. Evet. Eğer bu takım Erzurum'a gider, transferler sonra gelirse, burada yeni transferler, antrenman emekler yaparsa, emekler boşa gider. Bu zor. Bence tabii, bugün tabii daha can alıcı bir çağrı yapmanız gerekiyor. Bu kadar. Hani bu bir hafta içerisinde çözülmesi gereken bir mesele olmaz. Ya ben size nasıl ağır. Şimdi manşet vereyim. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımızı seviyorum. Desteğinizi bekliyoruz ya. Ne diyeyim yani şimdi? Şimdi size manşet verecek durumumuz yok. Yani bize bir abi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim Ankara Gücümüze abilik yapacak. Nasıl ki Osmanlı Spor'un onursal başkanıysa, Büyükşehir Belediye Başkanımız, gayet normal 5,5-6 milyon olmuş Ankara. Dolayısıyla Ankara Gücü'nün de onursal başkanı olur. Bize abilik yapar. Biz de bundan memnun oluruz. Ekonomik olarak da destekler. Biz de manevi olarak destekleriz. Dua ederiz kendisine. Dolayısıyla bu şekilde gider. Biz ivedilikle yardımı bekliyoruz. Şimdi geç kaldığı zaman, biraz önce bahsettik zaten bu konulardan, geç kaldığımız zaman hiçbir şeye benzemez. Yani yarım yamalak olur. Olmaz. Tam şimdi şu an zamanı, özellikle bu hafta artık bir şeyler yapılmalı. Yani bu hafta bekleniyor. Tabii. Bu hafta bekliyoruz. Bu hafta olmazsa olmaz zaten. Bu hafta olmadıktan sonra da o zaman
farklı niyetler ortaya çıkar. Olmaz. Bizim bu birlik beraberlik çağrımıza bana göre kulak tıkamaması lazım Ankara'daki yöneticilerin, siyaset yapan insanların. Biz hep birlik beraberlikten, kardeşlikten, dayanışmadan bahsediyoruz. Gerçekten de öyle. Bir beraber olursak her şey çok güzel olur. Bunu sağlayacağız Allah'ın izniyle. Bana göre sağlayacağımıza da inanıyorum. Çünkü bir noktaya geldik. Borçlarımızın büyük bir bölümünü ödedik ve şu an TFF birincilikteyiz. Bu da bir gerçek. Maçlarımız canlı yayınlanacak. Naklen tüm futbol severler izleyecek. Yani Türkiye'de, dünyada herkes izlemiş olacak. Daha bir farkındalık olacak. Bu da bizim için, Ankara Gücü için büyük bir fırsattır, avantajdır diye düşünüyorum. Yani gerçekten yorulmuştuk. Yani o köy kasabalar, o 80 kişilik tribünler, mürbünler bizi çok yordu. Yani çok yorulduk. İnşallah burada da kalıcı olalım demiyoruz. Yani TFF'de kalıcı olalım demiyoruz. Süper Lig'e. Yani hak ettiğimiz yere, layık olduğumuz lige gidelim. Bu, ben cami olarak çok büyüyüz. Yani yüz binlerce, belki milyonlarca taraftarımız var. Hani dolayısıyla artık Süper Lig'e çıkmamız lazım yani. Başkan, Beşevler'de 2031 gün sonra yabancı futbolcu var. Sizin başkanlık döneminizde hiç olmamıştı yabancı oyuncu. Kaç evet. Tane daha yabancı hayırlı bekleyelim. Ya ben anlamıyorum. Bizimkiler herhalde yabancı deyince direkt zenci diyorlar. Yani bakıyoruz şeylere, sosyal medyadan başkanım zenci istiyoruz deyince biz de bir tane getirdik. Numunelik, nazarlık olsun şimdi bu. Arkası gelecek inşallah. Yani güzel isimlerle görüşüyoruz. Hani Ankara Gücü'nü Süper Lig'e taşıyacak isimlerle görüşüyoruz. Zaten bunun bana göre ipucunu biz verdik. Yani teknik heyetle, hocamızla birlikte bana göre. Dudağım uçukladı. Bir tane isim söyledi de başkanım. Her neyse. Ağzından çıkmasını bekliyorum ben. Yok, şimdi gelince görürsünüz. İbrahim an... Uç'a kadar yazıldı çünkü. O kadar uzun boylu değil ya. Hem biz İbrahim Uç'u almaz. Yaşlandı. Şimdi bizim, şöyle diyeyim. Bizim bu işe ne kadar ciddi baktığımızı teknik heyetimizden anlayabilirsiniz. Yani İsmail Kartal gibi bir deneyimli bir hocayı getirdik. Yani büyük bir kulüpte teknik direktörlük yaptı ve taraftar baskısını bilir. Daha sonrasındaki kulüplerde işte ekonomik zorluklar yaşadı. Biz bunların hepsini değerlendirdik. Masaya yatırdık ve bizim Ankara Gücümüze birebir uyacağını düşündük ve kendisine de güveniyoruz. Güvendik. Güvenmeye de devam edeceğiz. Hep onların arkasında duracağız. İşte birlik beraberlik içerisinde hedefe hep birlikte, sizlerle birlikte hep beraber hedefe koşacağız Allah'ın izniyle. Ondan sonra biliyorsunuz Süper Lig'e çıktıktan sonra da bir hedef de orada artık uğraştık. TFF Genel Kurulu'nda bir çağrıda bulunmuştunuz. O konuyla ilgili bir dönüş oldu mu size, yoksa biraz aynı mı? Müteahhitleri bahsettiniz. Aslında aynı bağlamda. Aynı mı yani? Hiç ben dönüş şimdi olmaması. Bizim kulüplerimizi yani şey çok hayati önem taşıyan bir konu. Bizim aslında kulüplerimizin kapısına kilidi bunlar vuruyor. Eski yöneticiler, müteahhitler vuruyor. Türkiye'deki tüm kulüplerin kapısına kilit vurulduysa bunlar vurmuştur. Yani nasıl ki geçmişte emeklilerin maaşına haciz koyuluyordu, adam kapı dışarıya ediliyordu, doğru mu? Yiyecek ekmek bulamıyordu. Yani resmen ölüme terk ediyorsun. O yanlıştan dönüldü mü? Dönüldü. Bir yasal düzenlemeyle emeklilerin, mesela Ali abinin maaşına kimse haciz koyamaz. Koyabilir mi Ali abi? Mümkün değil. Yasal olarak bir düzenleme oldu. Koysa düzenleme oldu. İçine kadar koyardılar. Şimdi artı şu var. Çalışan memurların da belli maaşların belli bir bölümüne haciz koyabiliyorlar. Aynı uygulama bir kanun değişikliğiyle birlikte, hele bu dönem daha kolay olur bu. Kanun hükmünde kararnameyle sadece denilecek şu: kulüplerin gelirlerinin yarısı haciz edilemez. Bitti. Bundan sonra kapanan kulüp kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Ha, yine biz transfer yasağımız olsun, önce borçlarımızı ödeyelim. Ama yaşayalım yani. Yaşamamız lazım. Şimdi bir öneri de var. Valla bu önerinin
takipçisi olacağız. Bana göre bu öneri zaten kabul görecek de Allah'ın izniyle. İşte biraz zaman alacak gibi. Yani memlekette işler biraz yorulmanca olmuyor. İşte TFF'ye çıktık. 4-5 senemizi aldı. Evet. Hani. Tamam, hoca da bekliyor. Evet. Artık son. Hayırlı olsun. Başkanım da yormayalım fazla. Arkadaşlar biz de Ankara Gücü yönetimi olarak, camiası olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar hep bizlerle beraber oldunuz. Bizim sesimiz, kulağımız, gözümüz oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün de yalnız bırakmadınız. Dün de yalnız bırakmadınız. Yarın da yalnız bırakmayacaksınız. Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum.